Sevgili dostlar, güzel canlar, bir Perşembe akşamı Muhabbet Bağı programında yine birlikteyiz, yine muhabbetteyiz. Muhabbetler edeceğiz, kelamlar edeceğiz. Konumuz önemli bir konu bugün özellikle. Gerçi bütün konular önemli de. Son zamanlarda yapılan, kadınlara yapılan şiddetten dolayı o yüzden biraz daha önem taşıyor. Ve konumuzun başlığı özellikle İslam'da kadının yeri ve kadın hakları nelerdir bunlar? Kimle muhabbet edeceğiz, kimle konuşacağız? Ben önce konumu tanıştırayım. Araştırmacı, yazar, sevgili İtnur Altıntaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Çok şükür. Bizi kırmayıp geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın hocam, başta da söylediğim gibi son dönemlerde özellikle kadın üzerine yapılan o ciddi anlamda etki şiddet. Biz kadını nereye koymuşuz geçmişte, bugün nereye koyduk? İslamiyet'teki kadının yeri. Peygamber Efendimiz'in kadına, o İslamiyet'in ilk geldiği yıllarda kadına bakışı diye. Sondaki o cahiliye döneminden sonraki kadınlara bakışı neydi? İslamiyet içerisine baktığınız zaman kadının yeri neydi İslamiyet'te? Şimdi bütün tarihe bakacak olursak aslında kadın her zaman ikinci sınıf varlık olarak niteleniyor. Aslına bakarsanız İslam'ın, daha doğrusu Hazreti Muhammed'in İslam'ı getirdiği dönemde Avrupa'da kadın insan mıdır acaba tartışmaları var. Yani hani bırakın ikinci sınıf insanı, insan mıdır yoksa ruhu var mıdır? En sonunda karar veriyorlar, diyorlar ki evet insandır, bir insan türüdür ama erkeğe hizmet etmek için yaratılmıştır. Arap toplumu çok karışık Hazreti Muhammed'in. O yüzden Hazreti Muhammed'i hep çok büyük bir devrimci olarak nitelerim. Çünkü inanılmaz karmaşık, inanılmaz yozlaşmış, ahlaksızlığın artık tavan yaptığı bir dönemde hakla batılın birbirine karıştığı bir dönemde hakikati dillendiriyor. Bir sürü devrimsel hareketi var ama aslına bakarsanız İslam'ın kadına getirdiği haklar, ki önümüzdeki dakikalarda konuşacağız, bugün bile hala dünyanın birçok ülkesinde kullanılmıyor. Birçoğu bilinmiyor. Ama tabii bu arada İslam'dan bahsederken bugün anladığımız anlamda bir İslam değil. Çünkü İslam gerçekten, özür dilerim, anlaşılıyor mu ya da uygulanıyor mu? Burada çok önemli bir sorun var. Yani 2016 yılındaydı, yanılmıyorsam Haziran'ın 16'sındaydı, bir panel yapıldı Arabistan'da. Demin sizin söylediğiniz cümle üzerine, yani hemen onun aklıma geldi. Kadın insan mıdır diye bir panel yapılmıştı. Evet, evet. Müthiş, baktığın zaman böyle kadına yapılan en korkunç, hani müthiş cümlesi, bunun saygısızlık anlamında müthiş diye kullanılır. Yani nasıl bu zamanda böyle bir cümle kullandı veya nasıl bir panel yaptılar, ben hayret etmiştim. Çünkü şöyle, gelenekleri ve genleri buradan geliyor. Bu sadece Arap toplumu ile ilgili değil. Yani kadına bakış Çinlilerde de kötüydü. O döneme baktığınız zaman isim veriyorlardı. 1, 2, 3 diye Çinlilerde. Hani bir isim vermeye bile layık görmüyorlardı. Kızlar genellikle hizmetçi. Yahudilikte de böyledir. Birçok Yahudi kabilesinde kadın sadece erkek çocuk doğurmakla yükümlü bir şeydir. Şeydir. Yani bir metal, şahsiyet değil. Bir şey, bir araç, ona ihtiyaç var. Ya da Budizm mesela, hani son yıllarda çok revaçtadır ya. Budistler kadın öğrenci almazlar. Erkektir. Kadına her toplumda böyle bir ikinci sınıf insan muamelesi ötelenmiştir, insandan sayılmamıştır, hak verilmemiştir. Fakat İslam ve Hazreti Muhammed bunu tamamıyla değiştiriyor. Kur'an'da kadın ve erkek eşittir. Fakat bugün konuşmalarımda şunu dikkate almalı konuklarımız, ekran başındaki dostlarımız, izleyicilerimiz. Gerçek İslam'dan bahsediyorum. Bugünkü yansımasından değil. Yani bugün bahsettiğimiz şey gerçek İslam mıdır? Değildir. Bunun evrelerine girmek çok vakit alacaktır. Ama şunu biliniz ki Kur'an'daki İslam, Hazreti Muhammed'in gerçek sünnetiyle bugün yaşanan İslam apayrı şeylerdir. Eğer haksa İslam, bugün batıldır, bidattır. Bir sürü bidat vardır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de
kadındır. Mesela Hazreti Fatıma dünyaya geldiği zaman Arabistan'da kızlar diri diri toprağa gömülüyordu. Tabii bunu bütün Araplar yapmıyordu. Bazı kabileler çok yaygındı ve kız çocuğu utanç vesilesiydi. Yani bir babaya çocuğun oldu, kızın oldu dediğinde başını eğerdi ki hatta size buradan bir ayet de söyleyebilirim. Nahl 58-59'da herhangi birine kız çocuğu oldu müjdesi verildiğinde yüzü kararıp kalbi katılaşıyordu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Ona verilen müjde ve haber sebebiyle o toplumdan kaçardı. İnsanların karşısına çıkmaya çekiniyor. Sanki çok kötü bir şey olmuş gibi. Oysa ki bir kızı oldu. İnsanlara bakmaya çekinirdi. Ve iki şey arasında kalırdı. Onu büyütsün mü yoksa öldürsün mü? Tabii bunun başka sebepleri de var. Hani zor ekonomik durum, kıtlık dönemleri var. Ama tabii bu işin sadece bahanesi. Böyle bir dönemde henüz nebiliği tebliğ edilmeden Hazreti Muhammed Hazreti Fatıma'yı omuzlarına alıp sokaklarda gezdirirdi. Hatta ticaretle uğraşırdı ve işine götürürdü. O dönem yaygın, çocuk olduğu zaman kulağına isminin fısıldanması, yedisinde koç kesilmesi, kurban adakları, bütün hepsi Hazreti Fatıma'ya yapılmıştır. Bir erkek çocuğuna ne yapılıyorsa kız çocuğuna da aynısını yapmıştır. Ve bütün hayatı boyunca Hazreti Muhammed aslına bakarsanız hem Kur'an hem İslam hem Hazreti Muhammed'in bütün davranışları kadına karşı pozitif ayrımcılık içerir. Bugün tam tersini iddia edenler olabilir. Ama Kur'an'a baktığınız zaman bambaşka bir şey göreceksiniz. Çünkü ortaya bir şey söylendiğinde farklı yansımaları olabiliyor. Mesela Kur'an'ı sözcükleri tercüme edebilirsiniz. Fakat manasını tercüme edemezsiniz. Bir sözcüğü Türkçe'ye çevirebilirsiniz, İngilizce'ye çevirebilirsiniz, Çince'ye çevirebilirsiniz. Fakat o ayetin, o surenin arkasındaki manayı tercüme edebilecek kaç kişi var? Bu çok önemli bir sorun. Algılama anlamında. Aynen öyle. Çünkü mesela bunu sık sık ifade etmeye çalışıyorum. Hazreti Muhammed der ki ben Kur'an'ın nüzulü için savaştım, Ali manası için savaşacak, onu açıklayacak, onun arkasındaki gerçeği. Çünkü iki kavram vardır İslam'da, bir zahir, görünen, bir de batın. Batının batını da vardır, batının batınının batını da vardır. Bunları sadece birkaç kelimeyi çevirerek, aa tamam bunu demek istedi diyemezsiniz. Ortaya anlamsız bir şey çıkar, yanlış bir şey çıkar. Ki İslam tarihine baktığınız zaman Hazreti Muhammed'in henüz ölmeden bile ortaya çıkan farklı düşünceler var. Bir sürü olay var. O dönemlere şimdi tekrar tekrar girmeye gerek yok. Konumuz başka. Ve sonrasında sosyal İslam devleti Hazreti Ali'nin ölümünden sonra bir imparatorluğa, bir kraliyete dönüşüyor. Oysa ki Hazreti Muhammed bir devrimci, bütün o eski gelenekleri, bütün o yozlaşmış her şeyi yok ediyor. Neden bu kadar karşılarındalar Hazreti Muhammed'in? Çünkü bambaşka bir şey söylüyor. Şeyden mi acaba bu cahiliye dönemini kapatıp yani yeni bir inanca yol açtığı için mi? Yani İslam'ın ahlak dini, tertemiz bir din olduğunu, ahlak dini olduğu için mi karşı çıktılar? Bence o sebepten dolayı değil. Çünkü İslam aslında hani şöyle bir tabir vardır. İslam dini Hazreti Muhammed'le ortaya çıkmamıştır. İslam Hazreti Adem'den beri vardır. Tek tanrılı, son peygamberdir. Tamamlayıcı son halkadır Hazreti Muhammed. O yüzden habersiz değiller. Mesela Kabe'de bir sürü inanç var, putlar da var. Fakat Hanif dini var. Hazreti Muhammed ve ailesi Hanif dinine mensuptur. İbrahim'idir yani. Namaz kılarlardı. Daha önceki yapılan Allah'ın kelamını biliyorlardı. Hani hiç bilmedikleri, hiç duymadıkları bir şey değildi. Onun için fakat yozlaştı. Yani bu tıpkı her peygamberden sonra bir takım şeylerin raydan çıkması gibi. Bu Hazreti İbrahim'de de oldu, Hazreti Musa'da da oldu, Hazreti İsa'da da oldu. Ve son nokta Hazreti Muhammed'e geldi.
Ve geldiğinde yine her şey çok karmaşık, işin içinden çıkılmaz bir halde. Kadının durumu o kadar vahim ki. Mesela kadın evleniyor. Bu arada bir sürü evlilik var. 20-30 arada evlilik olmayan durumlar da var. Mesela istedikleri gibi boşayabiliyorlar. Zihar diye bir şey var. Kadından sıkıldı. Zihar diyor. Sen bana annemin sırtı gibisin. Bitti. Cahiliye aletidir bu. Şigar diye bir şey var mesela. Erkek, iki erkek çok iyi iş anlaşması yapıyorlar, sohbet ediyorlar. Araları çok iyi. Birbirlerine kız kardeşlerini ya da kızlarını veriyorlar. Nikah falan yok. Hediye ediyor. Kendi kızını ya da kız kardeşini. Veya bir kadının kocası öldü. Öldüğünde o kadının üstüne ilk ceketini atan o kadının sahibi oluyor. Kadının söz hakkı falan yok. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca kadınlarda da çok eşlilik var. Çünkü hayır deme şansı yok. Çocukların babası belli değil. O kadar çok aday var ki, adaylar, erkekler diyor ki ben olabilir miyim, ben olabilir miyim, ben olabilir miyim? Mesela Amr bin As, Ömer bin As, bu Sıffin Savaşı'nda Kur'an sayfa, mızrakların ucuna Kur'an sayfaları takan. Şimdi onun dört aday var. Dört adaydan ikisini şu an anımsayamıyorum. As bin Uveyl ve Ebu Süfyan aday. Ben bu çocuğun babası olabilir miyim? Kadın da kimin evinde yaşıyorsa As bin Uveyl'in evinde yaşadığı için diyor ki bu çocuk As bin Uveyl'dendir. Hatta çok uzun yıllar sonra aslında Amr bin As'ın Ebu Süfyan'a çok benzediği söylenir. Nehçül Belga'da geçer bu. Acaba o muydu babası evet. diye. Böyle karmaşık bir dönem var. Söz hakkı yok, miras hakkı yok, hiçbir şey yok. Fakat çok zenginse aile ya da çok nüfuzlu bir aileyse o kadınlar her zaman tarihte ön plana çıkmıştır. Mesela Çin'de evet az önce dediğim gibi 1, 2, 3 numara takıyorlar, rakam adı veriyorlar. Fakat çok ön plana çıkan mesela Wu Zetian vardır. Ben Talkan kitabında yazmıştım. Cariyelikten imparatoriçeliğe yükseliyor. Fakat bunlar çok istisna. Ya da Mısır'da Hipeşya ya da Tomris Hatun ya da Abbasilerde Şahap Hatun. Fakat dikkat ederseniz bunlar hep ya eş dolayısıyla ya oğul dolayısıyla ya da baba dolayısıyla ön plana çıkan kadınlar. Bizim için önemli olan o kadınlar değil. Bunlar binde bir, milyonda bir ortaya çıkan kadın. Dışarıdaki kadının durumu ne? Sefil bir hayatta. Bu yüzden İslam ve Hazreti Muhammed çok inanılmaz bir şey yapıyor ve kadınla erkek eşittir diyor. Bunu Kur'an ayetleriyle de sabittir. Evet. Şimdi bugün tam tersini bambaşka şeyleri söylüyor olabilirler. Fakat benim çok sevdiğim bir söz var. Hazreti Muhammed der ki, Hazreti Muhammed Mustafa, eğer bir gün benden size hadis ilettiklerinde tereddüte düşerseniz onu Kur'an'a sunun. Eğer Kur'an onaylarsa kabullenin. Eğer onaylamazsa alın duvara vurun der. Şimdi bugün bir hadisi incelerken ki evvelini bilmeniz gerekiyor. Bu hadisler kimden geldi? Bugün Müslim, Sahih-i Müslim ya da Sahih-i Buhari'nin hadisleri aldığı üç önemli kişi vardır. Bunlardan bir tanesi Ayşe bint Ebu Bekir. İkincisi Abdullah bin Ömer. Üçüncüsü de Ebu Hureyre. Şimdi Ebu Hureyre için bu Ahbar ve Ruhban takımından adamların söylediği söz şudur. Tevrat'ı ondan daha iyi bilen fakat Tevrat'ı hiç okumamış olan başka kimse yoktur der. Böyle bir adamdır yani Ebu Hureyre. Ebu Hureyre kedilerin babası demek. Hazreti Muhammed ona öyle kedileri çok sevdiği için o ismi takmış. Tarihin en yalancı adamlarından biri olarak kabul edilir. Hatta bir gün anlatıyor etrafındaki hani bizim askerlik anılarımız meşhurdur ya. İşte bir gün dostum Muhammed'le diye derken Hazreti Ali geliyor. Resulü, Allah'ın Resulü nereden senin arkadaşın oluyor diye. Bozuyor bunu. Halife Ömer'den feci dayaklar yemiştir yani. Atıyorsun, yalan söylüyorsun diye. Hatta Halife Ömer öldükten sonra demiştir ki artık istediğim gibi konuşabilirim, nasılsa kırbaçlanma korkum yok. Kimse sevmiyor
Yani herkesin birbiriyle anlaşamayan insanların bile ortak söylediği söz şudur: Ebu Hureyre yalancının tekidir diye. İkinci olay Abdullah bin Ömer. Bu Ömer, Halife Ömer'in oğlu. Hayatı boyunca hiçbir şekilde istediği konuma gelememiş. Hazreti Ali'ye hiçbir zaman biat etmemiş. Fakat Muaviye ve Yezid'e biat edip onlar için deliler gibi çalışmış bir adamdır. Yani bakın buna dikkat edin. Hazreti Ali'ye biat etmiyor. Fakat Muaviye ve Yezid için her şeyi yapıyor. Ne hadisler? Ki hadislerin iki türü vardır. Biri nebevi hadisler. Bunlar Hazreti Muhammed döneminde sahih, birebir yaşayan insanların anlattığı ve ilk olarak Halife Ömer döneminde bu nebevi hadisleri yasaklıyorlar. Neden? Çünkü işte doğru mudur, değil midir, bilmem ne midir. E tamam bunu yapıyorsunuz ama sonra neden başka hadisler ortaya çıkıyor onlar yasaklanırken? Ayrıca bunlar güvenilir hadisler midir? Mesela herkes biliyorken Ebu Hureyre'nin yalanlarını, yalancılığını neden buna fırsat veriliyor? Ki ikinci büyük darbe zaten Muaviye'den gelmiştir. Muaviye bin Ebu Sufyan. Hazreti Ali ile çekiştiği dönemde hacca giden insanlara bile rüşvet vermiştir. Yeter ki Hazreti Ali'yi kötüleyin. Bir şeyler olsun. Ve o dönem ilk üç halife ile ilgili uydurma hadisler çıkmaya başladı. Ve dikkat edin, bu dönemde Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali ile ilgili hep negatif şeylerin döndüğü dönemlerdir. Mesela Bene Kurayza katliamı vardır. Çok meşhurdur. İşte gittiler, çocukları öldürdüler, kafalarını kestiler, kuyuya attılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Çok daha uzun yıllar sonra İbn-i Hissak yazmıştır bunu. O da bir Yahudi kökenlidir. Güya oradaki Bene Kurayza kabilesinin torunlarıyla konuşuyor da onlar da demişler ki işte Muhammed ve Ali bunları yaptı bizim atalarımıza. Orada dikkat edin, sadece Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın adı vardır. Her yerde ortaya çıkan hiç kimse yoktur. Ne Ebu Bekir vardır, ne Halife Ömer vardır, ne Osman vardır, ne Muaviye vardır. Hiçbiri yoktur. Ama Hazreti Muhammed Mustafa ve Hazreti Ali'ye bütün o iftiraları atmaktan çekinmemişlerdir. Ki keza orada öldürülen birileri vardır ve emri de bizzat Hazreti Muhammed vermiştir. Çünkü Beni Kurayzalar size yardım edeceğiz, size destek olacağız deyip sırtından vurmuştur. Onların yüzünden bir sürü kişi ölmüştür. Bu yüzden de savaşta ihanetin, arkadan vurmanın bedeli neyse, bugün kurşuna ya da ne bileyim İkinci Dünya Savaşı'nda kurşuna diziliyorsa, onlar da ölümüne karar vermiştir. Ve dediğim gibi Hazreti Muhammed Mustafa emri vermiştir. Fakat hepsini katletmediler ki. Kim bu işten sorumluysa, onların artık generali mi ya da işte kabilenin lideri mi, onlar tespit edilmiş ve olay bitmiştir. Ama o kadar çirkin iftiralar atılıyor ki, efendim Hazreti Ali kafaları kesmekten yorulmuş da, yoruldum ya Muhammed demiş de, Hazreti Muhammed demiş ki öbür elinle kes. Ya böyle bir peygamber olabilir mi? Yani Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen ahlakın simgesi, nişanesi bir adamdan bahsediyoruz. Bir peygamberden, Resul'den. Hiç mi? Ve yani bilmiyorum da 8-9 tane de evlilik yakıştırıyorlar Peygamber Efendimiz'e. O konuları da açacağız. Mesela 4 evlilik diyelim. Evet, 4'e kadar şey vardır Kur'an'da. Yani 4 tane eş alabilirsiniz der. Fakat daha önceki durumun ne olduğu bilinmiyor. Yani 20-30 günlük, haftalık, aylık, üstelik de bir şey yok, sözleşme yok ortada. Kadının durumunu düşünün böyle bir durumda. Ve kadına evlilikle, çünkü yasal bir evlilikle hak veriliyor. O kadının hakkı yok. Şimdi az önce söylediğim şeyi düşünün. Çok eşlilik tarih boyunca vardır. İslam'dan çok önce de vardı, bugün de var. Bugün hala var, yasal ya da değil. Herkes ya da hadi çoğunluk, çok çok küçücük bir kısım çok eşli değildir. Biri yasaldır evliliğinin, diğeri yasal değildir ama çok eşlidir. Hani eski Türklerde de böyledir. Hani denir ki Türkler tek eşlilikti. Değil. Kültikine Çin'den gelen prensesler hangi kategoride?
Hatta Bilge Kağan diyor ki niye hep onlara gönderiyorsunuz, bana niye göndermiyorsunuz Çinli prenses? En sonunda ona da gönderiyorlar, karısı kıskanıyor ve Bilge Kağan'ı öldürüyor. Tonya Cook'un kızı. Yani o yüzden orada var burada yok gibi bir durum yok. Bunu bir kıstasa düzenlemeye getiriyor ve o kadına hak veriyor. Evlilik hakkı. Mehir yok, mehir. Para veriyor. Erkek mesela İslam'la birlikte evlendiğiniz zaman o kadına para vermek zorundasınız. Ve bunun şartları var. Yani mesela isterseniz onları tek tek geçelim. Mesela ilk aşamada kadından soy gitmez diye düşünülür. Bugün bile hala öyledir. Yani ne kadar modern görünüşlü olursa olsun bir aile der ki bir erkek evladım olsun da soyum yürüsün diye. Kadından pek hani sözde belki kabul ediyorlar ama gönüllerinden geçen şey erkek olmasıdır. Bunu yıkan ilk kişi de Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bakın Kevser suresinin nüzul sebebi bu anlamda çok önemli. Çünkü Hazreti Muhammed'in 3 erkek çocuğu oluyor ve bebekken vefat ediyorlar, ölüyor çocuklar. O dönemde de Mekke'de en ufak bir açığını bulalım da onu üzelim, yıkalım, kıralım, her ne yapabilirsek yapalım durumunda insanlar. Bir gün yolda bu az önce söylediğim Amr bin As'ın babası As bin Veil ile karşılaşıyor Hazreti Muhammed. Konuşuyorlar ve o arada yoldan geçen Ebu Cehil, Mekkeli müşriklerin başındaki adamlardan biri ve Ebu Sufyan, Muaviye'nin babası, Hazreti Muhammed Mustafa ile konuşurken görünce sinirleniyorlar. Çünkü kendi adamları As bin Veil. Yanına gidip diyorlar ki neden konuşuyorsun onunla? Çünkü böyle bir düşmanlık var. Ambargolar uygulanmış, boykotlar yapılmış bir savaş var aralarında. As bin Veil de diyor ki ya bu soyu kesikle ne konuşacağım diyor Hazreti Muhammed için. O kadar üzülüyor ki Hazreti Muhammed bu söze, Hazreti Muhammed Mustafa. Ondan sonra işte Kevser. Kevser suresi geliyor. Yani mesela bunun açıklamasını çok farklı yapıyorlar ama Kevser orada Hazreti Fatıma'dır. Hatta burada Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. İnna e'tayna kal Kevser der. Biz sana şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Fesellili rabbike venhar. O zaman Rabbin için namaz kıl. İbadet et. İbadet et. İnne şaniyeke huvel ebtar. Sana soyu kesik diyenlerdir esas soyu kesik olanlar. Hatta daha sonrasında Sıffin Savaşı'nda Amr bin As babası yıllar önce Hazreti Muhammed Mustafa'ya böyle söylüyor. Hazreti Ali'ye laf gitsin diye diyor ki işte diyor Hasan Hüseyin diyor nasıl onun evladı oluyor? Şimdi Hazreti Fatıma'dan yürüyor ya soyu. Orada da Hazreti Ali diyor ki git rezil oğlu rezile de ki eğer Hasan ve Hüseyin evladı değilse onun babasının dediği gibi soyu kesik olurdu. Çünkü o sürekli ortalığı karıştıran bir öyle bakmayın ona şey diyorlar Arap'ın 4 dehasından biri ben ona çakal diyorum Arap'ın 4 çakalından biri. Nereden bir şey bulabilirsem yaralayabilirsem onu isterim diyor. Yani İslam'ın kadına getirdiği en önemli ve devrimsel hareket budur. Soyunuz kızınızdan da devam edebilir. Buradaki şeyi görebiliyor musunuz? Ve bu kaç yüzyıl önce bir kadından soy devam ediyor. Ve gerçekten de Hazreti Muhammed'in sonu Hazreti Fatıma'dan, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'dan devam etmiştir. Zaten Hazreti Ali ile ikisi de aynı soydendi. Bir de o tarafı var. Bir de Fatma ile Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatma ile Hazreti Ali'nin evlenmesi var. Soyun işte o günden bugüne kadar. Ben hemen biraz araya gireyim. Bir de Hazreti Peygamber Efendimiz'in yani getirdiği sıfatı büyük bir devrimci olarak, büyük bir devrimler getirerek dini yayarken aslında kadına olan değeri de anlattı orada. Sadece dini yaymadı. İşte ilk iki tane torunu olduktan sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve peşine Hazreti Zeynep doğuyor. Ve bir kız torunu dünyaya geldiği için de neyse bayram havasına giriyormuş.
ki rivayetlerde kaynaklarda böyle dile getiriyor. Evet. Bugün baktığınız zaman kadına verilen değeriyle Peygamber Efendimiz'e yüklenen o değeri aslında hangi akıl mantıkta farklı bir yol çekiyor? Ben aklımı almıyor. Çünkü neden? Hazreti Muhammed'in kadına olan değeri, kadına getirdiği yenilikleri, Hazreti Fatma'nın mescide gelip de siz de söylediğiniz gibi omuzda taşıması, mescide gelip ayağa kalkması, Hazreti Hatice Hanım'ıza karşı olan saygınlığı, bir Allah'ın Resulü'nün bunu yaptığını ve biz onun soyundan gelmemize rağmen, onun getirdiği dini getirmemize rağmen biz nedense son zamanlarda bu kadın değerini yok saydık. Hiç saydık. Son zamanlarda değil aslında, bu daha sonraki dönemlerde bilerek o ayna ters çevrildi. Yani o size dediğim dönem mesela Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti Ali'yi vekili Ali'dir demiştir Hazreti Ali. Bu Gadir-i'hum biatı ki 9 ayrı biat daha vardır. Onları da önümüzdeki zamanlarda yazacağım. Fakat olmadı. İşte kırtas meselesi vardı biliyorsunuz. Hani en sonunda dedi ki getirin kağıt kalem yazacağım. Yok gerek yok filan dedi Ömer bin Hattab. Bizde Kur'an yeter dedi. Bulamıştır dedi. Ondan sonra Sakife darbesi oldu. Velhasıl bir şekilde Halife Ebu Bekir başa geçti. Çok da uzun sürmedi. Halife Ömer döneminde bazı bidatler ortaya çıkmaya başladı. Mesela bu bidatlerden en önemlisi kadın meselesidir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kadına bakışıyla Halife Ömer'in kadına bakışı arasında inanılmaz fark vardır. Mesela bakın o dönemlerde şey var, kıtlık çok yaygın ve bir kadın çocuğuna sütü de kesik, süt veremiyor. Zengin bir adam ya da sütü olan bir adam diyelim orada işte koyunları falan, ondan süt istiyor. Adam bunun karşılığında kadınla beraber olmak istiyor. Ve kadın çocuğuna süt veremeyeceği için ve ölmemesi için bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Fakat sonra gidiyor Halife Ömer'e şikayet ediyor. Bu adam diyor bana süt için bunu yaptı çünkü ben mecburdum, cezalandırılmasını istiyorum diyor. Halife Ömer'in verdiği cevap onu da mehir olarak kabul et diyor. Yani Hazreti Muhammed Mustafa'nın bakışıyla Halife Ömer'in bakışı arasındaki fark budur. Mesela çok alakalıdır. Hazreti Muhammed Mustafa ve Kur'an ayetleri hem cariyeliğe hem de köleliğe karşıdır. Her fırsatta köle azat edin der. Yeni köle alınamadığı gibi bütün o eski köleler de azat edilirse ve bu plan devam etseydi kölelik çok uzun yıllar, yüzyıllar önce sona ermiş olacaktı. Fakat ne zaman ki Ebu Bekir, Halife Ebu Bekir başa geldi, ilk ona bir takım nasıl söyleyeyim ayaklanma olarak bakabiliriz. Dinden çıkma olarak da Ridde Savaşları diye de geçer. Biz Hazreti Muhammed Mustafa öldü, seni de kabul etmiyoruz. Çünkü Sakife'de bir sürü olaylar evet. oldu ve biz Müslümanlığımıza devam edeceğiz. Fakat zekatımızı sana vermeyiz. Biz kendi kabilemizdekilere veririz deyince bu Ridde Savaşları ortaya çıktı. Yine bir Müslüman, onlar da Müslüman, onları şey aldılar, köle ve cariye olarak aldılar kaybedenleri. Oysa ki Hazreti Muhammed kesinlikle kabul etmiyor, istemiyor ve karşısında durduğu bir şeydir bu. İlk köle ve cariyeler o dönemde. Sonra İran seferleri başladığı zaman binlercesi, yüz binlercesi geldi İran'dan. Ve o kadar çok köle geldi ki Arabistan topraklarına. Ne yapsak bunları öldürelim artık, ihtiyacımız yok bu kadar köleye dendi. Sonrasında Halife Osman da zaten devam etti. Muaviye döneminde zaten artık bir krallık, bir imparatorluğun temelleri atılıyor. Türkistan seferleri başlıyor 705 yılında. Oradan da köleler getiriliyor ve tamamen ters dönüyor. Yani Hazreti Muhammed'in kesinlikle yasakladığı, yapmayın dediği her ne varsa son derece yasalmış gibi
sanki Kur'an bunu emrediyormuş gibi yapıldı ve bir kere, iki kere, üç kere, beş kere söylersiniz. Artık sanki gerçek Kur'an'ın emri buymuş, gerçek İslam'ın emri buymuş gibi bir şey ortaya çıktı. Evet. Şimdi bir reklam arası vereceğiz İlknur Hanım. Ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası. Yine birlikte olacağız. Ondan sonra yine birlikteyiz. Yine muhabbetimize devam ediyoruz. Ve yine İslam'daki kadının yeri ve kadın haklarını konu ediyoruz. Ettiğimiz gibi devam ediyoruz. Ben bu bölüme Kul Abdullah'ın güzel bir şiiriyle başlamak istiyorum. Şu anlamda başlamak istiyorum. Çünkü her alanda kadını bir değer verdiğimizde, o kadına aşk şiirler yazdığımızda, o kadını ön plana çıkarttığımızda ama nedense de işimize gelmediği zaman da katlettiğimiz bir değerle, bir ortamla karşı karşıyayız. O yüzden şiir şöyle diyor sevgili Kul Abdullah dedim. Sevgi dolu güzel yârim, dünyada seninle varım. Kısa bir rüyadır benim ömrüm, ben seninle yaşarım. Aşk yoluna verdim canı, sevda dolu her yanı. Gör seveni aşkı tanı, ben de seninle yaşarım. Mehtaba benzerdi yüzün, dünyaya bedel o gözün. Sevda aşktır bütün sözün, ben de seninle yaşarım. Bu kadar güzel şiirler yazdığımız kadınlara ama işte 20 gün önce de daha gencecik bir kızımızı katledilişinde hep izledik. Konumuz bu dedik. İslam'da kadın yeri ve özellikle ikinci bölümde de şöyle bir soruyla yönelsem. Birinci bölümde kaldığımız yerden yine devam edelim ama bu soruyu da içerik anlamında sevgili İlknur Hanım. Kadınlara verilen hakkı kadınlar yeterince kullanabiliyor mu? Hayır. O hakkı kendilerine görebiliyorlar mı? Hayır. Ya da şöyle söyleyeyim, özellikle hep diyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde Muhammed, Hazreti Muhammed'den sonra gelen bir kadın hakları ve Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra seçme ve seçilme hakkı verildi bu kadınlara. Bugün baktığın zaman kadınlar çoğu bu hakkı kendilerini çok görmek istemiyorlar ya da gösterilmek mi istemiyorlar? Yıllar önce şöyle bir televizyon programında şöyle bir sohbet denk gelmiştim. Ve konuklardan bir tanesi kadındı. Ben dedi Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün getirdiği bu ülkede yaşamak istemiyorum. Ben Humeyni'nin ülkesinde yaşamak istiyorum. O şeriat ülkesinde yaşamak istiyorum. Böyle bir hakkım varken, böyle bir verilen güzel bir hak varken neden biz derken genel anlamı söylüyorum erkek kadın ayırmadan biz bu hakkı kullanmıyoruz? Bunun çok derin sebepleri var. Bir kere evet böyle bir hak var. Bu hak İslam'ın ilk döneminde de var. Mesela kadınlara oy verme hakkını Hazreti Muhammed vermiştir İslam. Ona birazdan geleceğiz. Bugün de öyle ama eğer siz hani bunu istemediklerinden dolayı düşünmüyorum da mahalle baskısı var ve gelenek var. Ne kadar çok hak verilirse verilsin, eğer işlevsel değilse bunun hiçbir anlamı yoktur. Yani o hak eğer kullanılmıyorsa kağıt üzerinde bir hakkınızın olup olmamasının hiçbir önemi yok. Bu yüzden de eğitim çok önemli. Aslına bakarsanız İslam'da da böyle. Hazreti Muhammed ne der biliyor musunuz? İlim her mümin, kadın ve erkeğe farzdır. Farz yalnız dikkatinizi çekerim. Yani sürekli olarak hani tabii ki ibadetsel olarak, zahir olarak bazı İslam'ın farz ibadet şekilleri vardır. İşte namazda, oruçtu, zekattı ama bu farzdan hiç bahsedilmiyor. Ve çok önemli bir şey diyor ki her mümin kadın ve erkeğe, erkeklere demiyor. Bunu aynı şekilde Hadiruhum hutbesinde de diyor. Ey mümin kadınlar ve erkekler diyor. Bakın Halife Ömer bile Hazreti Ali'yi tebrik ettiği zaman Hadiruhum'da şöyle diyor. Tebrik ederim ey Ali, tüm mümin kadınların ve erkeklerin Mevlası oldun. Evet. Hep böyle bir özellikle kadın ekleniyor. Yoksa sadece erkekler diyebilirdi ya da ortaya konuşabilirdi. Fakat Hazreti Muhammed hep kadın, kadın, kadın diyor. Az önce söylemiştim ya size, İslam'da Hazreti Muhammed Mustafa'nın bakış açısında kadına karşı bir pozitif ayrımcılık vardır. Bunun sebebi çok fazla eziyet, zulüm ve haksızlık görmelerinden dolayıdır. Keza kölelere karşı da böyledir. Mesela İslam'a ilk geçen kişileri düşünün. Ammar bin Yasir köleydi.
ki Ebu Cehil inanılmaz zulmetmiştir ailesine. Bilal ilk ezanı okuyan kişi köleydi ve İslam bu devrimsel hareket bütün dünyada bütün tarihler boyunca olduğu gibi köleler ve alt sınıf tarafından sahiplenilmiştir. Onlar götürmüşlerdir. O kadar çok zulmettiler ki mesela Hazreti Hatice çok zengin bir kadındır. Bir tüccardır. Servetinin haddi hesabı yoktur. Fakat Mekkeli müşriklerin ve özellikle Emevilerin, Ümeyyeoğullarının Müslümanlara ve Haşimilere uyguladığı boykotlar ve ambargolar yüzünden Hazreti Hatice bütün servetini insanlara harcamıştır ve hiçbir şey kalmamıştır o ilk yıllarda. Her şey. Evet. Bu mesela cihat, malla cihattır. Bunu geçtiğimiz günlerde de anlatmıştım Ethem Bey'le yaptığımız programda. Cihat demek sadece savaşmak demek değil. Cihat demek çabalamak demek, gayret etmek demek. Malla cihat edersiniz, ilimle cihat edersiniz, her şeydir. Mesela giysi önemli. Allah avret yerlerinizi örtesiniz diye size güzel giysiler verdi. Fakat orada bir şey der, en güzeli amel giysisidir der. Yani ben diyecektim siz dediniz onu. O zahir tarafı bir de batını, derinin derini var. Fakat bütün hepsini bütünleyebilmek, ayrıştırmadan tam olarak gerçek anlamıyla, gerçek manasıyla yaşayabilmek önemli. Bunu kadın isteyecek. Ne diyor Hazreti Muhammed? Talep etmek. Evet. İsteyeceksiniz. Yani ben bunu öğrenmek istiyorum. Ve direneceksiniz. Öyle kolay değil. Hak verilmez alınır denir ya. Yani evet benim böyle bir hakkım var. Kullan o zaman. Hiçbir şey kolay değil. Tarih boyunca hiçbir şey kolay değildi. Ne zulümler yapıldı, ne engellemeler yapıldı. Eğer direnirseniz, pes ederseniz size hiç kimse al bu senin hakkındır demez. Çünkü sana haktan bir hak verildi tabiri caizse. Yani din indi. Aynen. Güzel ahlak din indi. Geçmişte bir dedem söylemişti bir sohbetinde. Dedi ki siz hiç düşündünüz mü dedi İslam neden güzel ahlaktır? İslam neden Cenab-ı Allah tarafından böyle bir güzel din indirildi diye. İşte dedi o diri diri yakılan kızların, bugünkü anne olan kadınların ve efendime söyleyeyim o dönemde köle olanların çektikleri azaplardan haykırışlarını duydu Cenab-ı Allah. İşte o yüzden o güzel dini indirdi ve üzerine de bir elçisini gönderdi insanlara bu güzel dini yaysın diye. Şimdi baktığın zaman evet çok güzel bir din. Peygamberle Hazreti Muhammed Mustafa ile gelen yayılan bir din. Ve biz bu dini sizin de az önce sohbet içerisinde söylediğiniz gibi maalesef ki farklı yerlere çekerek farklı kullanmaya başladık. Şeriatı algılanmadan şeriat dini etmeye başladık. İnsanlara zulmetmeye başladı ve özellikle kadınlara zulmetmeye başladı. Ama Kur'an öyle demiyor. Kur'an mesela Azap suresinde diyor ki 35. ayette şüphe yok ki mümin erkeklere ve mümin kadınlara, inanan erkeklere ve kadınlara, itaat eden erkeklere ve kadınlara, doğru söyleyen erkek ve kadınlara, sabreden erkeklere ve kadınlara, korkan erkek ve kadınlara, bakın hiç sadece erkek ve kadın demiyor. Evet. Sadaka veren erkeklere ve kadınlara, oruç tutan erkeklere ve kadınlara, ırzını koruyan erkeklere ve kadınlara, Allah'ı çok çok anan erkek ve kadınlara, Allah onlara yargılama büyük bir mükafat vermiştir diyor. Aynı sıfatla kıldığına göre biz maalesef ki bugüne baktığımız zaman özellikle ilk bölümde, ilk sözlerinde şunu söylediniz. Kadını bir meta olarak gören bir toplum haline gelmeye başladık. Bu tamamıyla erkek egemonyası mıdır yoksa kadınların bir geri plana atılması mıdır? Veya kadın kendini yok sayması mıdır? Cehalettir, kibirdir. Kur'an'ın yasakladığı her şeydir. Yani düşünmeniz gerekiyor. Mesela Kur'an'ın ilk emri ikra. Oku. Yani eğer bir şey bilmiyorsanız uydurmaya başlarsınız ya da onun yansıması yani olur. Çünkü çok uzun yıllar boyunca hiç kimse sormadı ki. Mesela içtihat çok önemli bir konudur. İçtihat hüküm çıkartmak demektir. Kur'an-ı Kerim değiştirilmemiştir. Değiştirmeye çabaladıklarını da düşünmüyorum. Yapamazlardı öyle bir şey. Fakat çok daha kötü bir şey yaptılar. Kur'an'ın manasını bozdular. Farklı yorum eklediler. Aynen öyle. O yüzden de
İçtihat çok önemli bir konudur. Mesela mezhep, Kur'an-ı Kerim'de mezhep yok. Yok. İslam'da mezhep yok. Ama Emevilerin çöküşüyle birlikte özellikle hani Abbasiler neden iktidara geldiler ya da neden o kadar desteklendiler? Çünkü dediler ki bu adaletsizliği biz bitireceğiz. Bu zulmü sona erdireceğiz. Kur'an'ın hakikatini, Kur'an'ın emrettiği ki Kur'an'ın ve İslam'ın en önemli tek gerçeği şudur, adalettir. Herkese adalet, kadına, erkeğe, köleye, sınıf farkı yoktur, devrimsel bir harekettir. Hiçbir eşitsizlik yoktur. Ha bu uygulanmış mıdır? Bunu uygulayan bir Hazreti Ali, Emeviler döneminde de çok kısa bir süre Ömer bin Abdülaziz'dir. Onun dışında hiçbir zaman uygulanmamıştır. Keza Abbasiler iktidara geldiklerinde herkes hakikaten artık bu Emeviler gitsin, bitsin. Gerçekten de biz İslam'ı yaşayalım, İslam'ın adaletini yaşayalım zannettiler. Yaşayacaklarını zannettiler. Fakat onlar da iktidar hırsına, koltuk hırsına yenildiler ve tarihin en acımasız adamlarından bir tanesidir Halife Mansur. Ebu Müslim Horasani olmasaydı Emeviler yıkılmazdı. Yani son darbeyi vuran kişidir. Mansur öldürtmüştür. Ebu Hanife'yi zindana atmıştır. İmam Cafer Es-Sadık'ı zehirletmiştir. Ve o dönemde oluşuyor mezhepler. Fakat bu çıkarttıkları içtihatlar Kur'an'a uygun içtihatlar değil. Mesela dört hak mezhepten bahsediliyor. Hanefilik, Malikilik, Şafilik ve Hanbelilik. En ılımanı Hanefilik gibi görünüp en koyusu, özür dilerim. Hanbelilik gibi görünse de mesela diyorlar ki içtihat nasıl oluyor? Şimdi namaz kılmıyorsa ne yapalım? Ceza mı verelim? Kur'an çok açık net. Dinde zorlama yok. Yani namaz kılmıyorsa cezasını sen vermeyeceksin. Çünkü bakın bu çok önemli bir konu. Birinin namaz kılıp kılmaması başka birini ilgilendirmez. O Allah'la kul arasındadır. Fakat sen hırsızlık yaparsan öbürünü ilgilendirir. Sen adaletsizlik yaparsan öbürünü ilgilendirir. O yüzden bu tip zahiri ibadetler Allah ve kul arasındadır ve bunun cezası yoktur. Sadece şeyde vardır, içki meselesinde. Çünkü sarhoş olduğunuz zaman yine başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Kesinlikle. Hazreti Ali mesela sarhoş bir adamı cezalandırmıştır. Bilerek bizzat kendi cezalandırmıştır. 80 kırbaçla cezayı da kendi vermiştir. Adam da hani herhalde ayıldı daha sonra diyor ki ya Ali aslında diyor 80'di ama diyor sen bana 100 tane vurdun diyor. O kadar demek ki kendine geldi. Evet diyor bunu Ramazan ayında yaptığın için 20 tane daha vurdum sana diyor. İnsanları rahatsız ediyor çünkü abuk subuk hareketlerle. Kur'an'ın karşı olduğu tek şey aklı kullanamayan, akıl melekelerini kullanamayan insan istemiyor. Niçin bu kadar desin? Aklını kullananlar için, bunda düşünenler için. Yahu ikra, oku diyerek başlayan başka bir kutsal kitap var mı? Yok. Yok yani. Ve her zaman düşünün, iyi amel edin, iyi olun, bu tip şeyleri söylüyor. Fakat birilerinin daha sonra bu işlerine gelmiyor. Bu değişim yani bir şey kırılırsa tam tersi yönüne gider. Bu yüzden Hazreti Ali Nehcül Belaga'da çok çok üzerine düşmüş. Mesela düşünün Hazreti Muhammed'le Hazreti Ali'nin döneminde kaç kişi geçti? Çok kısa bir süre Halife Ebu Bekir, Halife Osman, Halife Ömer. Bidat, bidat, bidat. Sürekli bidat diyor. Bidat ne demek? Dinin, emrinin karşısı. İslam'da olmayan bir şey. Evet. Onlar o dönemde Hazreti Ali bu kadar çok bidatten bulunuyor ki siz bir de bunun Muaviyesini, Yezid'ini, Mervan bin Hakem'ini düşünün. Neler neler koydular. Seccade. Seccadeyi kim koydu? Muaviye. Yani namaz kılarken seccadeye neden secde edilir? Taşa edilmesi gerekir. Hazreti Muhammed öyle diyor. Alnın taşa değecek diyor. Toprağa değecek. Toprağa değecek. Topraktan geldi. Yani bunların hepsinin anlamı var. Topraktan geldik. Mesela rükû, mesela secde. Bunların anlamlarını bilmiyor insanlar. Manayı bilmiyor. Yani hani bırakın düz okumayı, manasını
ne yazdığı hakkında da bir fikri yok. Mesela bazen birileri televizyona çıkıyor, tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyorlar. İşte diyor mesela 9 yaşındaki kızla evlenilir diyor. Kur'an diyor bunu onaylıyor. Kur'an bunu onaylamıyor. Bunu sahibi olduğu ya da mensubu olduğu mezhep onaylıyor. Bu fıkıhları bilmiyorlar. Mesela namaz kılmayanın cezası az önce dedim ya, üçünde öldürün. Hanefilikte diyor ki ömür boyu hapsedin. Bu içtihat Kur'an'a aykırıdır. Kendilerine göre yorum yapmışlar. Yorum yapmışlar ve yanlış yorum yapmışlar. Ve hiçbir şekilde bu yorumlar değişmemiş. Şimdi o televizyona çıkan din alimi denen insanlar onları söylüyor. Onları öğrettiler çünkü onlara. Oysa ki kadının evlenme yaşı Kur'an'da, İslam'da çok açıktır. İki önemli şey vardır. Biri buluğ çağı, diğeri rüşt çağı. İkisi çok farklı şeyler. Yani buluğ çağı kadınlarda, kızlarda 9, erkeklerde 14,5'tür. Fakat buluğ çağına gelen kişi hemen evlenir anlamına gelmez. Rüşt çağını tamamlaması gerekir. Ve rüşt çağı nedir biliyor musunuz? Servetini yönetebilecek kıvama gelmesi demek rüşt çağı. Aklını kullanabilecek. Aynen öyle. Diyor ki eğer köle yetimlerinize bakın, rüşt çağına geldilerse, akılsal olarak evlenme çağına geldilerse ve mallarını yönetebileceklerse mallarını onlara teslim edin, ikide şahit tutun diyor. Bu olgunlaşma çağı farklı ama. Mesela Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in yanında yetişmiştir çocukluğundan beri. 12 yaşında çok ciddi görevler veriyordu Hazreti Ali'ye. Hazreti Hatice ile birlikte bir takım işleri organize etmesini söylüyordu. Ve yine Kur'an'da bir pozitif ayrımcılıktır. Kızların eğitimine buluğ çağında 9 yaşında başlayın diyor. Çünkü kadın her zaman erkekten daha olgundur. Çabuk olgunlaşır. Mesela aralarında bir süreye kadar fark vardır. Yani diyor ki 9 yaşındaki bir kızın olgunluğuyla ancak 14-14,5 yaşındaki bir erkeğin olgunluğu eş olabilir. Aslında yine bir övgüde bulunuyor kadınlara. Ne kadar özel olduklarını şey yapıyor. Mesela çok önemli bir konu vardır, şahitlik meselesi. İslam'da bir erkek şahit, iki kadın şahide denk gelir. İşte derler ki ya ayrımcılık yapıyor işte. Neden bir erkeğin sözü kabul edilirken iki kadının sözü kabul ediliyor? Onu zaten Kur'an kendisi açıklamış. Kadın duygusal varlıktır diyor. İşine duygularını karıştırabilir. Ayette söylüyor. Unutursa diye öbürü onu uyarsın diye getiriyor. Yarım yarım kabul ettiği için değil. Ya da mesela devam edeyim, birincisinde kaldık. Ben aslında hepsini sıralamıştım. Miras hakkı. Ya miras hakkı veriyor İslam kadına. Yani az önce anlattığımız durumu yaşayan, sefalet çeken kadına sen de miras alabilirsin diyor. Yani bugün bakın, bırakın 7. yüzyılı, kızına miras geçmesin diye malını mülkünü başkasının üzerine yapan insanlar var. Bu dönemde. Bu dönemde. Kızın ya senin düşmanın değil yani. Miras hakkı veriyor, fakat miras hakkında da şöyle bir şey vardır. Erkeğe bir, kadına yarımdır Kur'an'da. Erkeğe bir veriyorsa kadına yarım. Erkeğe iki veriyorsa kadına bir verir. Bunun sebebi de şudur. Çünkü bütün mesuliyet erkek üzerindedir. Eve bakma sorumluluğu İslam'a göre erkeğin sorumluluğundadır. Kadının hiç böyle bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca kadına mehrini vermek zorundadır. Kadın mehrini kocasına vermek zorunda da değildir. Böyle de inanılmaz şeyleri vardır İslam'ı bilmiyorlar. Vermek zorunda değil yani. Ama o adam ona bakmak zorunda. O yüzden de mesela hani eşitsizlikmiş gibi görünse de eşit davranmak her zaman adil olmak anlamına gelmiyor. Son derece ait. Bir de mehrini ekleyin 3 ediyor yani ona bakarsanız. Evet. Şimdi mesela hani bir spor turnuvasına katılan gençlere bakın. 30 kiloyla 100 kilo bir araya gelemez. Anlatabiliyor muyum? Eşit davranırsanız adil olmazsınız. Ya adil olacaksınız ya eşit olacaksınız. O terazi her zaman tutmaz yani. Mesela Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evliliklerinde bir iş bölümü var. Hazreti Ali genellikle odun topluyor, evi süpürüyor. Bakın evi süpürüyor ve un, elemek ve
hamur işi, ekmek yapmak Hazreti Fatıma'nın üzerinde. Böyle bir iş bölümü var ve çok güzel bir sözüdür. Hazreti Ali diyor ki, ondan ona yük getirecek hiçbir şey istemedim. Ona yük olacak hiçbir şey istemedim ondan. Hazreti Fatıma da diyor ki, ondan yapamayacağı hiçbir şey istemedim. Bu çok önemli bir detaydır. Yani bugünün evliliklerine baktığınız zaman ders almanız gereken çok çok önemli bir olaydır. Ondan yapamayacağı bir şey istemedim. Öbürü Hazreti Ali de diyor ki Hazreti Fatıma'ya ona ağır gelecek hiçbir yük onun omuzlarına yüklemedim. Aslında cümlenin özetini şöyle dile getirirsek Sayın İlker Hanım, her ikisi için de geçerli olmak şartıyla ben zaman zaman kendi nacizane gençlere bunu söylerim. Birbirinize taşımayacağınız her manada yük yüklemeyin. Evet. Çünkü bu Hazreti Ali Efendimiz'in sözüydü. Ben de biliyorum bunu. Ve dediğiniz gibi çok güzel ve oturaklı bir söz aslında. Şimdi ben size taşımayacağınız bir yük yüklersem, siz bana taşımayacağınız bir yük yüklerseniz nereye kadar gidebiliriz? Bir adım kadar gidebiliriz. Ama ikimiz aynı dengede olduğumuz zaman, aynı yükü beraber taşıyabildiğimiz kadar, aynı yükü beraber kaldırabildiğimiz zaman bir ömür boyu gideriz. Aynen öyle. Müthiştir aslında bu sözler. Biraz da anlatınca böyle hemen araya girdim. Böldüm, kusura bakmayın. Okey. Ben buyurun. Devam edeyim. Tabii, çünkü buyurun. Bunlar çok önemli şeyler. Üçüncüsü boşanma hakkıdır. İslam'da boşanma hakkı kadına verilmiştir. Dediğim gibi üstüne basa basa tekrar söylüyorum. İslam'a, Kur'an'a göre kadın ve erkek eşittir. Eşit haklara sahiptir. Tam tersini iddia etseler de birileri, kesinlikle bu iş böyle değildir. Bu eşitlik ve boşanmaya geldi. Gene araya gireceğim ama biraz da mazur görünmeliyim. Nisa 34. Benim çok yani Kur'an'da Peygamber Efendimiz'in yani hakkın verdiği bir din, İslam dini, o hoşgörüyü, sevgiyi, ahlakı getiren bir dinin böyle bir yorum bilmiyorum. Ben çok yaralamıştır yani. Böyle bir yorum var mıdır? Yani gerçekten gerçek manadaki ayet bu mudur diyor. Hı-hı. Ama baktığın zaman birkaç tane farklı yorumlara baktığın zaman hani kadın boşanır dediniz ya. Hı-hı. Şimdi boşanmıyorlar, öldürüyorlar. Diyor ki, yani çok detayını anlatmayacağım. Kadın erkeklerin erkekler kadınların koruyup koruyucularıdır diyor. Ve en sonunda da diyor ki, ayetin sonunda diyor ki, eğer diyor, onlar diyor hani size verdikleri sözlerden yerine gelmezse diyor, mecbur kalırsanız onları dövün diyor. biliyorum. Yani mutlaka. Evet. Ve ama bir başka yorumcu da, rahmetli Yaşar Nuri Öztürk de şöyle diyor. Sadakatsizlik, iffetsizlik, korktuğunuz kadınlara önce yüklerinizi verin diyor. Onları yalnız bırakın diyor. Eğer diyor olmasa diyor, onları bırakın diyor. Ama hiç dövün demiyor. Yok, dövün. Ya bu mümkün olabilir mi? Ya yani bu gelen din yani diyecek buna, öyle mi? Ayet mi diyecek? İmkanı yok. Yani o bahsedilen... Yani boşarsınız dediğiniz gibi orada. Mesela orada diyor ki üstündür diye çevirdiği şey yükümlüdür. Bakın az önce söylediğim şey. Erkek ailenin her türlü geçiminden, her şeyden yükümlüdür. Burada bir üstünlük ya da şeylik yok. Yükümlülük var. Evet. Kadın yükümlü sorumluluk değil veriyor bu. Fakat eğer üstünlük taslarsa, orada kullanılan kelime nüzuş, üstünlük taslamak, kibirli bir kadın. Bu şey gibi düşünün, yani bazı peygamberlerin eşleri de son derece agresif ve eşlerinin peygamberliğini dahi kabul etmemişlerdi. Mesela Lut, mesela Nuh, anlatabiliyor muyum? Buna rağmen onlar evliliklerini devam ettirmişlerdir o kadınlarla. Belki vaktimiz kalırsa geçeriz çünkü birkaç önemli bir şey var onların. Hani boşanma deyince hani orada mesela anladım, boşarsınız yani. Orada diyor ki ben size İmam Cafer Sadık'ın söylediğini söyleyeyim. Onun açıklamasında ilk önce diyor ki onlara öğüt verin. Bu ayetin tefsiri şudur. Onlara öğüt verin. Dinlemiyorlar mı öğütü? Üstünlük taslıyorlar, görevlerini yapmıyorlar ya da her neyse sorun. Yataklarınızı ayırın diyor. Üçüncüsünde de misfak boyunca, misfak şöyle dişleri temizledikleri bir şey, dürtün diyor. Sonra boşayın diyor. Boşayın diyor. Ama yani bu şiddet midir? Ama şimdi mesela bakıyorsunuz nasıl dövülebilir, şekillerini yapıyorlar.
soldan mı vursak, sağdan mı vursak, kafaya mı geçirsek, yumruk mu atsak? İşte yanlış içtihat budur. Yani İslam'ı bu noktaya getiriyorsun. Sen bütün Hazreti Muhammed'in, Allah'ın Resulü'nün getirdiği bütün devrimsel hareketleri çöküyorsun üstüne. Ve İslam'ın üstünü siyah bir perdeyle kapatıyorsun. Bu değil, bu İslam değil. Ondan sonra şey çok normaldir. Ben yani bu anlatılan çizilenlere bakınca biz diyor deist olduk. Normal yani. Sana anlatılan şey buysa deist olman çok normal. Çünkü akıl bunu kabul etmez. Eğer bunu sorguluyorsa, çünkü Kur'an'ın istediği şey nedir? Aklını çalıştıran kadınlar ve erkekler. Yeni nesil öyle hemen balıklama atlamıyor ki, düşünüyor, soru soruyor. Adamın verecek cevabı yok. Böyle diyor bu. Böyle yani. Böyle İyi de niye böyle? Orada öyle diyor, burada böyle. Sen anlamazsın onu, sen daha mı iyi bileceksin diye. Evet, bileceksin yani. Zaten istediği şey bu. Herkes bilsin. Yani bakın, bu bütün tarih dinleri boyunca böyledir. Hindistan'da da böyledir. Tevrat'ı da herkese açıklamazlardı. Sanskritçeydi, Jainalar, Vedalar. İşlerine geleni söylerlerdi. Onlar da he anladık, anlamadık. Vatikan'ın yaptıklarını düşünün. Yahu Hazreti İsa kadını taşlamak istiyorlar, recm etmek istiyorlar. Diyor ki ilk taşı günahsız olanınız atsın diyen bir peygamberin ümmeti kadınları yaktılar çatır çatır yani. Ne işkencelerden geçirdiler. Şimdi Hazreti İsa'nın mesajıyla onların yaptıkları bir miydi? İşte aynı şekilde Hazreti Muhammed'in mesajıyla bugün yapılan şey aynı değildir, apayrıdır. Ve bakın bugün IŞİD denen ya da bir takım selefi gruplar bugün yaptıkları açıklamaları, içtihatları onlara dayandırıyorlar. Diyor ki namaz kılmayanı öldür diyor, yazıyor diyor orada. Ne diyeceksin adama? Yazıyor. Size anlatmıyorlar. Hani söylediğim şey var ya, işte birileri diyor ki şimdi sen orayı söyleme diyor çok fazla. Çünkü diyor sıkıntı olur. Bazıları dedi ki yazıyor, ben söylerim diyor. Çünkü yazıyor. O fıkıhları okusanız var ya, ağlarsınız yani. İslam bu mu? İslam bu değil yani. Ve evet. Ondan sonra da getirilen işte İslam şöyledir. İslam kadına değer vermiyor. İslam bir boşanma hakkı vermiş. İslam kadına boşanma hakkı veriyor. Anlaşmada eğer derse ki ben de boşama hakkına sahibim. Çünkü öyle üç kere de boş ol, boş ol, boş ol diye boşayamıyorlar. Onlar uydurma cahiliye adetleri. Yüzyıllarca kullandılar. Ve eğer anlaşma yapmamışsa kadın onunla. Eğer adam alkolikse, çok içiyorsa, eğer adam evine bakmıyorsa, eğer adamın çok rahatsızlık eden bazı hal ve hareketleri varsa, kadıya gidiyor, diyor ki bu sebepten dolayı bu adamı boşuyorum ve boşuyor. Bu hakkı İslam kadına vermiştir. En önemli haklardan bir tanesidir. Bir diğeri mirastan bahsettik, boşanma, mehir hakkı. Mehir hani mesela... Ne parası diyorlar ona? Başlık parası. Başlık parası. Babaya gidiyor ama başlık parası. Mehir kadına gidiyor. Evleniyor, kadına mehir veriyor ve o kadının ne isterse yapar o parayla. Eve bakmak zorunda değil. İstediğini yapabilir. Peki mehir şöyle bir algı da yaratmıyor mu İlknur Hanım? Şimdi diyor ki yani boşandığın zaman diyor, sen diyor bu kadına diyor işte 500 altın mehir ver veya 1 milyon altın mehir ver diyor. Boşanınca değil, evlenince veriyor. Ama şimdiki zamanda diyor ki eğer boşarsan diyor. Çünkü evlilik anlaşmasını diyorsun. Evet. Yok, bugün nikah, dini nikah kıyıldığında hocanın ilk söylediği şu. Boşandığında sen diyor karını hani bugünkü nafaka adı altında diyor ki diyor 500 altın vereceksin diyor. Peki ben de şöyle soru yani soru veya muhabbet anlamında söyleyeyim bunu. Her iki taraf için de geçer olmaz ama o anda kadın her türlü ahlaksızlığı yaptı. Ben boşanmak zorunda kaldım. Ben niye onun günahını çekeyim, o mehiri vermek zorunda kalayım? Veya tam tersi. Anladım. Ama o bugün ne yaptıklarını ben bilmiyorum. Ben İslam'a göre başta verilir mehir. İşte bak siz İslam'da, hani biz İslam'da kadının yerini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdikilerin ne yaptığını bilmiyorum şimdi ben. Şimdi böyle, ben çok tanık oldum. Diyor ki boşandığın zaman diyor, işte eşine diyor. Tazminat yani. Tazminat gibi 500 altın vereceksin diyor. Peki tamam, ben böyle dürüst adam, zor böyle geçiniyorum. Boşanmak da zorundayım yaptığı
bazı sebeplerden dolayı. Ama bu İslam şey imam nikahı mı bahsediyorsun? Evet, dini nikah. Şey? Yani normal yasal. Hayır, yasal değil. Ama işte. İşte bilmiyorum, içtihatlar veriyorlar böyle. İşte içtihatlar verirse o zaman ne oluyor? Karşı taraf çok zorunda kalıyor. Yani evet. Her iki tarafından geçerli. Eğer sen haksızsan, eğer bakamıyorsan, her türlü alakası varsa, eşin de senden boşanmak istiyor, o zaman o hakkı ver ona. Eyvallah. Ama tam tersi olduğu zaman. Ama işte zaten hani şu an mesela nikah demek ne demek biliyor musunuz? Nikah demek duyurmak demek. Yani nikah iki şahidin olmasının sebebi biz nikahlıyız, evliyiz. Evet. Şimdi resmi nikah ve imam nikahı şu dönemde ayıramayız zaten birbirinden. Nikah bellidir. Resmi olmadı zaten din nikahı yapılmaz. Öbürü zaten hani resmiyeti yok çünkü bir tanesi kanuna göre resmi. O yüzden hani ya ikisini bir arada yapacaksınız evet, ya da çünkü niye imam nikah yapar? Demek ki başka bir nikahlı karısı var. O yüzden nikah yapıyordur. Yok ama resmi nikah olmadan zaten din nikah kıyılmaz. Yapıyorlar ama yani onlar ya vardır yorganına ne derler minareyi çalan kılıfını hazırlar böyle çeşitli şeyler olabiliyor. Buyurun, devam edeyim. Mehir hakkından bahsetmiştim. Evet. Kadının çalışma hakkı. İslam kadına çalışma hakkı veriyor. Eve yine aynı şekilde erkek bakıyor yükümlülük. Eğer ticaret yapmak isterse ki Hazreti Hatice zaten çok ünlü bir iş kadınıydı. Ticaret kadınıydı yani. Hazreti Fatıma Fedeki işletirdi. Ve yıllarca işletmiştir çok genç yaşında. Eğer rahatsız olmayacaklarsa, eğer namuslarına dil getirmeyeceklerse, sıkıntı olmayacaksa ticaret yapsınlar adabına göre. Evet. Bu hakkı veriyor. Ayrıca mülk edinme hakkı da veriyor. Bakın bu yine şey değil. Hani kocasından ayrı. Kendi mülkü oluyor kadının. Ticaret yapıyor. Kazandığı parayı mülke çeviriyor. Fakat bu arada yine eve bakma sorumluluğu yok kadının. Çünkü erkekte bakma. Erkekte. O hiçbir şekilde değişmiyor. En önemlisini söyleyeceğim. Kadına oy verme hakkı. Üçüncü bölümde bunu konuşalım. Tamam, okey. Sayın Hükmü Hanım. Evet dostlar, sohbet gayet güzel gittiği için de bir üçüncü bölümde yönetmenimden rica ettik. Üçüncü bölümde devam etmek üzere reklam arasındayız. Evet dostlar, reklam arasından sonra yine birlikteyiz. Yine programa devam ediyoruz. Muhabbet Bağı programı devam ediyor. Burada da hemen konuğuma sözü vermeden önce hünkârın dörtlüğüyle gireyim güzel dostlar. Diyor ki erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinden, hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlık eksik senin görüşlerinde diyor. Ve bir kitaptan da bir alıntı, benim de çok hoşuma giden bir cümle aslında. Kadının özelliğini anlatan, kadının varlığını anlatan çok güzel bir cümle. Kadının adı var Özlem Akçıt'ın, sevgili dostumuz daha önce de programa konuk etmiştim. Şöyle diyor. Kadın doğurganlık özelliğiyle bilinmeyenden yaşama alıp geri getiriyordu. Doğa can alırken kadın can veriyor, bir canlının içinden başka bir canlı çıkarıyordu diye bir sözü vardı. O sözle de söze gireyim dedim, muhabbete gireyim. Ve ben çok fazla sözü almadan, çünkü konumuz bayağı bir derindi. Ben hemen Özlem Hanım'a döneyim. Özlem Hanım, birinci bölümde evet oy kullanmaya geldik, orada bıraktık. Okay. Buyurun, söz sizde. Bu en önemlisi bana göre. Yani... o dönem tabii böyle bir seçim değil, bugünkü anlamda bir seçim yok, fakat Radiruh'un hutbesiyle birlikte, Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hacı ile birlikte orada hem kadınlardan hem erkeklerden biat alınmıştır. Yani biat demek seni kabul ediyorum, senin dediğin sözü dinleyeceğim, sana söz veriyorum. Çünkü halef olarak Hazreti Ali seçilmişti. Sonra kimileri tuttu o biati, kimileri döndü, o ayrı hikaye. Hazreti Ali iktidara geldiğinde yine kadınlardan biat almıştır bakın. Hani hep diyorum ya, Hazreti Ali'yi yetiştiren kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa çocukken yetiştirmeye başlıyor ve onun için çok meşhurdur. Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır. O halde ilim isteyen kapıya gelsin diye. Ne güzel bir söz değil mi? Aynen öyle. Ve her zamanda bakın bu çok önemlidir. Ve Ehl-i Beyt daha sonraki dönemlerde Hazreti Hasan, Hüseyin, İmam Cafer Sadık ve diğerleri hep ve her zaman Hazreti Muhammed'in gerçek İslam'ın koruyucuları olmuştur.
Bu çok önemlidir. Hak ve batıl savaşında hak tarafında olmuşlardır ve batıla karşı savaşmışlardır. Bugün eğer Müslümanız diyen, İslam dinine inanıyoruz diyen birileri varsa ve İslam'ın emrettiği tam tersi şeyleri yapıp yaptıkları şeyleri İslam zannediyorlarsa işte o batıl ehlinin yolundan gidiyor demektir. Bu çok önemli. Mezhep olarak konuşmuyorum. Mezhepsel değil bu söylediğim şey. Çünkü aklını kullanan herkes eğer gerçeği, hakikati arıyorsa mutlaka bulacaktır. O mezhep ne diyor, bu mezhep ne diyor meselesi değil. Mesele hakikat meselesidir. Doğru. Siz hakikat tarafında mısınız yoksa yalan tarafında mısınız? Bunları bilmeden, tıpkı şey gibi alfabeyi öğrenmeden bir şey yazamazsınız. Ne şiir yazabilirsiniz ne kitap yazabilirsiniz. Önce bunları bileceksiniz, ondan sonra düşüneceksiniz, ondan sonra karşılaştıracaksınız ve o kolay bir yol değil. Yani hakikat yolunda yürüyüp gerçeğe ulaşmak çok kolay bir şey değil. Bunu yapmak durumundasınız. Ve daha sonraları Hazreti Ali'ye bazı bir takım sorunlar çıkıyor. Kufe'de filan da geliyor. Kadınlar biat veriyorlar toplu halde. Bu çok önemli bir şeydir. Ve şunun üstünü özellikle çizmek istiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa der ki ilim Çin'de bile olsa gidiniz ve onu alınız. Yani şimdi o dönemde böyle bir sözü, bunu bir kere açmanız gerekiyor. Şimdi Çin'den ne alabilir ki Hazreti Muhammed Mustafa ya da İslam dini Çin'den ne alabilir? Ya yani zaten evet, yani neyse o, onu alın. Mesela diyor ki ilim düşman elinde olsa bile alın. O sizindir yani, o size haktır. Onu almanız gerekiyor. Ve burada hep kadın ve erkek diyor. Bakın Hazreti Muhammed Mustafa'nın ailesine bakın. Hazreti Zeynep Kufe'de Kufelilere bir konuşma yapıyor, hutbe. Ben bir hafta sabah akşam uyumasam o sözcükleri bir araya getiremem yani. Yazsam, çalışsam. Evet. Hazreti Fatıma hepsi hatip. Eğitim yani bu ve zannediliyor ki hani İslam eğitimi derken Kur'an eğitimi değil, her türlü eğitim. Yani 9. yüzyıl mesela İslam'ın altın çağı olarak geçer. Farabiler, Cabir bin Hayyanlar, Ömer Hayyamlar, Hekim Raziler bunlar sadece İslam eğitimi mi aldı, dini eğitim mi aldı? Hayır. O dönem İbn-i Sina'ya gelip öğrenci olmak için dünyanın bir ucundan aylarca yolculuk yaparlardı. Beytül Hikme güneşti yani, aydınlıktı. Herkes vardı. Yani bütün Eflatun'undan tut, Aristo, onlar çevrildi. Diğer ilim dallarına bakıldı. Göz ameliyatları nerede yapıldı? Nerede yapıldı yani? Amerika'da mı yapıldı? Hiçbir şey yoktu orada o dönemlerde. Fakat sonra rüzgar değişti. Ne zaman değişti? Çünkü az önce reklam arasında da sizinle konuşuyorduk. Bir krallık kuruyorsanız, bir sistem kuruyorsanız akıllı adam istemezsiniz. Düşünen adam. İşinize gelmez çünkü. Bakın o şey hikayesi çok meşhurdur. Dişi deve hikayesi evet. Vardır ya Muaviye'nin Hazreti Ali'ye her fırsatta böyle bir laf çakma durumu. Adam devesini çalıyor birisi. Diyor ki o deve benimdi. En sonunda güya. Hani belki şey çok geçerliliği olmayan bir hikayedir bilmiyorum ama şey olarak mesaj olarak çok doğru ve Muaviye'yi de çok iyi anlatıyor. En sonunda Muaviye'ye gidiyor. Diyor ki dişi deve midir, erkek deve midir soruyor. Erkek devedir diyor. Hayır diyor, dişi devedir. Erkektir diyor. Etrafındakilere soruyor. Dişi midir, erkek midir? Dişi diyor herkes. O da diyor git Ali'ye söyle. Burada erkek deveye dişi deve diyen Muaviye'nin atıyorum 20 bin adamı var. Bu çok önemli bir şeydir. Kim yalan konuşuyorsa arkasında duracaksınız. Aynen öyle. Ve onlar da bunu istediler. İstedikleri gibi bir şey oluşturdular. Her şeye evet diyen, hiçbir şekilde sorgulamayan. Yani bugün birilerinin anlattığı hadis eğer Kur'an ayetlerinin önüne geçiyorsa o din çok ciddi bir şekilde yara almış demektir. Hadisleri
tutacaksınız tabii ki önemli. Yani nasıl yapılırdı? Ama ayetin önüne de geçmez. Ama onun önüne geçiyorsa, Kur'an hakikatinin önüne geçiyorsa ondan uzak duracaksın. Yoksa helak olur. Oluyor da. Hazreti Muhammed'in yine çok önemli bir sözü var. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu ümmetin helaki dinin dilini bilen münafık kişiler tarafından olacaktır diyor. Şimdi kızım. Biliyor yani ne olacağını, nereye geleceğini. Uyarılar var. Yapmayın, etmeyin diye ama ben yine de umutluyum. İyi olacağını düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi kadın, yine Hazreti Muhammed Mustafa der ki, kadın bozulursa alem bozulur, kadın düzelirse alem düzelir der. Ya böyle bir Resul, böyle bir Nebi, atılan iftiraları, yanlışları düşününce hakikaten üzülüyorsunuz. Yani birileri bir şey başlattı, karşı devrim diyelim buna o dönemlerde ve gele hani diller evet sevgili peygamberim diyor, sevgili Resulüm diyor ama yapılanlar Hazreti Muhammed'in hiç hoşuna gitmeyen şeyler. Onun hayatı boyunca karşısında durduğu şeyler. Bunların hep karşısında durdu. Ne zulümler gördü. Yani İslam'ın ilk dönemlerinden beri. Birçok kadın da öyle. Hazreti Hatice. Az evvel demiştim ya yani bütün bu hiç kolay bir şey değildir. Yani insanın parası tatlıdır böyle. Evet. Veremezsiniz yani 3 lira 5 lira. Koca bir serveti hak İslam davası için harcamaktan çekinmedi. Ve bunu hiç umursamadı. Ama bugün Hazreti Hatice'yi ne kadar tanıyorsunuz? Hakkında çok da fazla kaynak da yok. Var. Yazılacak. Yazacağım ben mesela. Var. Var. İnşallah. Bu aranınca bulunuyor. Bir diğer önemli konu da çok önemlidir. Onunla vaktimiz azalıyor. Bu 6 yaşında Ayşe bint Ebu Bekir'le evlenme. 6 yaşında nişanlandı. 9 yaşında evlendi. O bir kere gerçek değil. Hicretten önce Esma bint Ebu Bekir ile aralarında 10 yaş vardır. 18 ve 21'dir o. Evlilik yaşı yaygın olarak erkendir Arap toplumunda. 14 ile 17'dir normali. Aslında o normal evlilik şeyinden de geç evlenmiştir. Bakın bunlar çok önemli. Özellikle Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve Hazreti Ali'ye hiç çaktırmadan sanki iyi bir şey söylüyormuş gibi onun böyle ahlakını, onun yaptığı iyi şeyleri dipten çökerten hadisler türetilmiştir. Bunların en önemlisi yine programın başında söyledim, Muaviye döneminde çok yapılıyor. Üstten hani böyle denizin köpükleri hoş gibi görünüyor ama altta zehir var, zakkum var yani. Ben o sözleri bugün Hazreti Muhammed'e eğer ahlaki olarak bir takım saldırılarda bulunuyorlarsa ki bu Buhari ve Müslim bu hadisleri Ayşe bint Ebu Bekir'e dayandırıyor. Eğer o söylediyse yani ya o söyledi bunları ya da Muaviyeler çevirdi yalan söylüyorlar. Hangisi bilmiyorum. Eğer söylediyse yalan söylüyor. Çünkü bazı konularda bunu bir kere yüzleşmemiz gerekiyor. Bu tip insanları yani sahabileri kutsamaya devam ettiğiniz sürece yanlış yapan insanları bu işin içinden çıkamazsınız. Eğer yalan söylemişse birisi ve bu kanıtlanmışsa yalandır kardeşim bu diyeceksiniz. Bunun üstünü örterek çöpü pisi halının altına iterek evi temizleyemezsiniz. Eğer temizlemek istiyorsanız evet. Bu dini bidatlerden, bu dini yanlışlardan, sapkın içtihatlardan temizlemek ve hakikati ortaya çıkarmak, hakkı ortaya çıkarmak istiyorsanız cesur olacaksınız ve hepsini söyleyeceksiniz. Çünkü o dediğim mesele çok önemlidir ve benim çok hassas olduğum bir konudur. Bir sürü abuk subuk şeyler var. Yok efendim bir panayır gibi bir şey varmış da Hazreti Muhammed onun ensesine almış da o onu çok severmiş de işte eşleri arasında bir şeyler sıralamalar yapılmış. Bunların aslı astarı yok. Tahrim suresi vardır çok önemli. Neden orada Ayşe bint Ebu Bekir ve Hafsa bint Ömer'den bahsedilmiyor? O bahsedilen iki kişi Tahrim suresi onlarla alakalıdır.
Bir okusunlar bakalım Tahrim suresini. İki kişiyi örnek gösteriyor. Bir Firavun'un karısını, bir de Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'i. Örnek alacağınız kişi o ikisi olsun diyor. O ikisine söyleniyor. Hafsa ve Ayşe. İki tane daha örnek var yine Tahrim suresinde. Lut ve Nuh'un karısı. İkisi de kafir. Reddediyor. Kocalarının peygamberliğini bile kabul etmeyen kadınlar bunlar. Bakın iki örnek veriyor iki kadın. Birisi Firavun'un karısı Asya, ötekisi Meryem. Bunlar gibi olun diyor. Söylediği kişi kim? Ayşe ve Hafsa. Öbür ikisi de diyor ki onların yolundan gitmeyin diyor. Lut'un karısı, hani meşhurdur ya hikayesi, arkana bakma taş evet. olursun esprisi bile yapılırdı. Diğeri de Nuh'un karısı. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları öyle gerekmiş, yok ben bilmiyordum. Yok öyle olmuş. Mesela en unutmadığım şeydir ve hakikaten içimde yaradır. Bir Müslüman olarak herkesin bu konuda hassas olması gerekir. Hazreti Ali vefat ettiğinde, öldürüldüğünde şükür namazı kılınıyorsa burada ciddi bir sıkıntı vardır. Ayşe bint Ebu Bekir. Haber ona geldiğinde şükür namazı kılmıştır yani. Hazreti Ali Hakk'ı öldüğü için. Evet. Daha çok konular var da konular bitmez. Evet, konu bitmez. Son iki cümlemizle toparlayıcı olarak alayım. Ondan sonra çünkü program bitirelim. Valla dediğim gibi yani geldi. Bilmeniz gerekiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Dininizin öğrettiği şeyi, peygamberinizi tanımanız gerekiyor. Tanımıyor. Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımıyor. Tarihi bilmeniz gerekiyor ve onun dediği gibi, onun sözünü dinleyecekse eğer, ilim her mümin, kadın ve erkeğe farzdır sözüne talep etmek farzdır. Bakın öğrenin demiyor, önce isteyin diyor. Demek ki o da biliyor ki çok kolay olmayacak bu iş. Evet. Talep edin, isteyin, diretin ve o ilmi alın. Çünkü sizi kurtaracak tek şey Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her suresinde bahsedilen şeydir. Akıldır, aklınızı bulandıracak her şey sizin düşmanınızdır. Ve o aklı ancak kullana kullana kapasitesini artırabilirsiniz. Bunun başka da bir yolu yoktur. Esenlikler ve başarılar dilerim. Ben teşekkür ediyorum. İlk Hanım, bizi kırmadınız, geldiniz. Rica ederim. Güzel de bir sohbet oldu, güzel de bilgiler aldık sizden. Ve siz de son bir kitap çıkarttınız herhalde. Bu evet, yayınlanacak. Bir iki gün önce çıktı. İkrim Altıntaş, Gizlenen İslam, 40 evet. makale. Bu benim şey, bu yaz yazdığım makaleleri derledim. Hı-hı. 40 tane makale. Aslında roman değil, bu ilk kez böyle bir şey yaptım. Ama bir kitap olması gerektiğini düşündüm. Birçok farklı konu vardır. Kayanıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de okuyacağım inşallah bunu kısa zamanda. Evet sevgili dostlar, Muhabbet Bağı programını burada sonlandırıyoruz. Ekran başındaki tüm canlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Kamera arkasında emeği geçen emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve hünkârın şu sözüyle bitirmek istiyorum. Diyor ki, kadınlarınızı okutunuz. Çünkü bir erkeği okutursanız bir ferdi aydınlatmış olursunuz. Oysa bir kadını okutursanız bir toplumu aydınlatmış olursunuz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.